İyi günler sayın izleyiciler. Bu hafta Eğitim 2023 Derneği Genel Başkanı Sayın Ertekin Engin'le birlikteyiz. Sayın Engin hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Engin Eğitim 2023 Derneği'ni tanıtarak başlayalım isterseniz sohbetimize. Eğitim 2023 Derneği 1997'de, 2007. 2007'de kuruldu bildiğim Evet. kadarıyla ve Evet efendim. 5 senelik bir geçmiş var. Bu süre zarfında da önemli çalışmalara imza attınız. Bu Eğitim 2023 Derneği'nin kurma gayeniz nedir? Dernekte nasıl bir strateji izlediniz? Hedefleriniz nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki efendim. Eğitim 2003 Derneği malumunuz 2017 Nisan'da kurulmuş bir dernektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında lider ülke Türkiye hedefini yakalamak için bireyde bilgi, toplumda sevgi düsturuyla eğitimin her alanında projeler üretmek üzere kurulmuş olan bir dernek. Bu 5 yıllık zaman zarfı içerisinde Avrupa Birliği projeleri kapsamında Ankara Esnaf Odaları Sanatkar bir odaları ile beraber yürütmüş olduğumuz yeterliğe dayalı istihdam projesi kapsamında 200 öğrencinin 6 meslek dalında eğitimleri sağlanmış. Bu 6 meslek dalındaki reel iş piyasası analizleri gerçekleştirilmiş uzmanlarımız tarafından ve daha sonra akademisyenlerimizce de meslek standartları belirlenerek hatta MYK'nın kuruluş amaçlarına da ilk hizmet eden sivil toplum kuruluşuyuz diyebilirim bu anlamda. Daha sonra da kişisel gelişim dersinde bizzat Eğitim 2003 Derneği uzmanları tarafından verilmiştir. Daha sonra 2023'e doğru Türkçe çalıştayı düzenlenmiş. Bu anlamda Türkçenin duayeni kabul edilen akademisyenler de 2 gün süren bir çalıştay gerçekleştirilmiş. Yine okul öğrencilerine dönük olarak özellikle kırsal kesimdeki okulların kitap ihtiyaçları, talepleri karşılanmış. Aynı zamanda yakın bir zamanda daha doğrusu Mardin ve Diyarbakır illerinde değişik zamanlarda ayaklı Türkçe, ayaklı sözlük proje kapsamında derneğimiz oralara tarih ve Türkçe TTK tarafından hazırlanan büyük ve küçük sözlük dağıtımı gerçekleştirmiştir. Yine uzaktan eğitim yöntemi ile de canlı olarak dernek üyesi olan eğitimcilere idare sınavlarına hazırlanma kursları düzenlenmiş. Bunlar ücretsiz olarak bu faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Yine dernek binamızda ihtiyaç sahibi olan yavrularımıza dernek üyesi arkadaşlarımızın özellikle çocuklara baz alınarak da SBS hazırlık kursları ücretsiz olarak düzenlenmiş. Aynı zamanda sınav kaygısı taşıyan öğrenci ve velilere toplu olarak değişik illerde zaman zaman motivasyon konferansları tertiplenmiş. Öğrencilerin yeteneklerini teşvik etmek amacıyla da sanatsal ve kültürel bir takım faaliyetler yürütülmüştür. Şöyle bir genel felsefi olarak baktığımız zaman Eğitim 2023 Derneği'nin ihtiyacı hangi felsefi gerekçeden yola çıkmıştır? Hangi felsefi gerekçeye dayanmıştır? Eğitimde nasıl bir sorun görüyorsunuz ki Türkiye'de birçok dernek var. Devletin eğitime verdiği eğitimle ilgili kurumları var. Milli Eğitim Bakanlığı var. Fakat böyle bir dernek yapılanmasının felsefi gerekçesi nedir? Neyi eksik görüyorsunuz? Nasıl bir algı sıkıntısı var ki eğitimde siz dernek olarak bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak istiyorsunuz? Şimdi efendim eğitimde eğitim denilince ilk akla gelen sanki bir çocuğun değerlendirilmesi yani not olarak değerlendirilmesi efendim istatistiklere girdiği zaman Türkiye'nin eğitim alanında kaç kişiyi diploma verdiği, kaç kişiyi mezun ettiği gibi istatistiklere boğulmuş. Oysa ki eğitimde bizce kişinin, bireyin kendini gerçekleştirmesi sürecinde ona rehber olmak, onun yeteneklerini, onun yeterliliklerini ve değerler eğitimi sürecini yönetmektir. Esasen bu temelde bakmak gerekiyor eğitime. Onun için bu alanda bireylerin kendini gerçekleştirmesi sürecinde temel alarak eğitimde her bireyi önemseyerek ve eğitimde fırsat eşitliği noktasında özellikle üzerine giderek bu açıkları sivil toplum kuruluşları aracılığıyla var olan projeleri güçlendirmek amacıyla dernek olarak faaliyetimizi yürütüyoruz. Şöyle bir
stratejik bakış açısına sahip misiniz? Yani şimdi eğitim aslında bir ülkenin geleceğe yönelik planlamalarının temelinde en çok dikkate alması gereken noktalardan bir tanesi kesinlikle eğitim olması gerekiyor. Çünkü nasıl bir gelecek planladığınız noktasında eğer samimiyseniz bunun varlık alanında en önemli göstergesi eğitimde nasıl bir planlama yaptığınızdır. Eğer siz büyük ülke Türkiye gibi bir ideali sahibiyseniz bu ideali gerçekleştirecek yeni nesillerin nasıl yetiştirileceğine dair bir planınızın ve uygulamanızın olması gerekiyor. Türkiye'de böyle baktığımız zaman eğitim meselesinde böyle bir planlamanın olmadığını görüyoruz. Bir stratejik bakıştan olayları stratejik olarak değerlendiren, ona göre önümüzdeki yılları planlayan, aşama aşama planlayan bir yapının olmadığını görüyoruz. Eğitim 2023 Derneği'nin, şimdi derneğin kuruluş aşamasında da sizinle birlikteydik. Evet. Mümkün olduğu kadar da sizin toplantılarınıza iştirak etmeye çalışıyoruz. Ve yaptığınız işleri görüyoruz. Biz de tabii ki bu işlerden müthiş gurur duyuyoruz. Sizin böyle bir temel yaklaşımınızın olduğunu biliyorum. Bir stratejik bakışla eğitimi ele almak gibi. Bu stratejik bakışın temel amilleri, temel unsurları nelerdir? Şimdi efendim, öncelikle söylemiş olduğunuz gibi stratejik önem olarak eğitime baktığınızda ve günümüz uygulamalarına değerlendirdiğinizde maalesef son yapılanmadan da biraz sonra gireceğiz zannedersem. Evet. Yani günlük, güncel ve siyasi karşılığı olan amillerle bakılması, az önce söylediğiniz gibi lider ülke Türkiye hedefini koyuyorsanız 2023 yılına dair, o zaman 2023 yılında kucaklayacak, 2023 yılından sonrasını da götürecek olan neslin inşasıyla ilgili temel direnç noktalarını, temel ögeleri eğitimle yansıtmanız gerekiyor. Yani eğitim sisteminin yapılanmasında mutlaka eğitim dilinin hakim kılınması gerekiyor. O açıdan baktığınızda biz iddia ediyoruz ki sizin, benim, birilerinin söylemesine ziyade bireylerin topyekün kalkınmasına vesile kılınacak olan şey de dağdaki çobandan köşteki cumhurbaşkanına varası kadar herkesin aynı hedefe doğru yürütülmesinin asli unsurlardan bir tanesi de ve vazgeçilmez olan unsur da eğitim tabii ki. Değerlerin bu alanda, ortaklaştırılması bu kesinlikle anlamda eğitimin çok önemli bir rolü oldu. Ve daha doğrusu bir toplumdaki değerlere ortaklaştırmak için elinizdeki en muhkem temel araçlardan evet, bir evet, tanesi eğitim. Evet. Çünkü diğer medya, ondan sonra sivil toplum örgütleri gibi diğer unsurları kontrol edemiyorsunuz. Onların değerleri ortaklaştırmak gibi bir misyonu maalesef Türkiye'de yok. Başka ülkelerde maalesef böyle bir misyonları maalesef olmakla maalesef birlikte. Dolayısıyla elinizdeki en önemli enstrüman eğitim gibi evet, evet, öne çıkıyor. Evet. Yani geleceğin inşasını yapıyorsanız, geleceği düşünüyorsanız eğitim olmadan, yani geleceğiniz az önce belirttiğim gibi sahibi olan nesilleri siz düşünmeden, o nesillerde ortak değerler üretmeden siz geleceği inşa edemezsiniz az önce belirttiğiniz gibi. Bunu da en kalıcı kılacak olan ve devasa köye kadar, köydeki vatandaşımıza varasaya kadar ortak dili kavuşturabileceğiniz, yani ortak gelecek dilini kavuşturabileceğiniz unsur eğitim. Evet. Eğitim sistemimiz. Bu şimdi geçenlerde Nurettin Topçu'nun evet, bir ifadesine denk geldim. Sizinle de program yapacağımız için bu ifadeyi sizin görüşlerinize sunmak için yanıma aldım. Diyor ki Topçu, bize bir mektep lazım, bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun, her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın, hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin, her ferdimizi milletimizin tarihi içinde arıtsın, vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğretsin. Bu mektepte edebiyat, tarih ve felsefe kültürü, başta gelecek ve onu yetiştirecekleri sadece bir memur değil, örnek insanlar olacaktır. Onun yetiştirecekleri sadece memur değil, örnek insanlar olacaktır. Ancak böyle yepyeni bir anlayışın benimsenmesiyle Türk milleti marifini kurmak ve ruhlarımızda Rönesans açmak
kabil olacaktır. Şimdi Topçu'nun buradaki ifadelerinde özet olarak Topçu, mektep manaya yükseliş, birliğe yöneliş, kayda ve disiplindir diyor. Yani medeniyet algısına. Bir medeniyet algısına. Evet. Ve işaret ediyor. İşaret ediyor. Orada aslında marif eğitim sisteminin bir ruhunun olması gerektiğini söylüyor. Ruh olmayan sadece şu anda sınırı daha da aşağıya inen çocuklarımızı, evlatlarımızı alıp 18 yaşına kadar bir bilgi ve sınav sistemiyle teste tabi tuttu ve buradan da çok belirsiz bir geleceğe hazırladığını biliyoruz şu andaki sistemin. 0-6 yaşındaki çocuklarımız eğitime başlıyor, 18 yaşında mezun oluyorlar ve ülkenin ortak geleceğine dair bir endişe taşıdıklarını ya da ortak geleceğin ne olduğuna dair bir bilgiye sahip olduklarını test etmiyoruz. Biz bunu da vermek gibi bir derdimiz yok eğitimde. Evet. Biz bu insanları sınav sistemleriyle test edip bir meslek sahibi yapmaya yönetiyoruz. Ya, meslek sahibi için üniversitelere girenler de neticede oradan mezun olduklarında o mesleği icra etmek için ayrıca sınavlara giriyorlar. Böyle de zorlu bir sınav sisteminden geçiyor eğitim öğrencilerimiz. Fakat bu işin ruhu yok. Eğitimde Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi de nasıl bir ruhun verileceği. Evet. Topçu'nun buradaki ifadelerinde o ruhu işaret ediyor tabii ki. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bu konuyla ilgili kelam edecek olursak, sizin açmaya çalıştığınız aslında tabii ki nasıl bir eğitim, nasıl bir gelecek derken aslında nasıl bir medeniyet algısı sorusunu bir kere cevaplandırmak gerekiyor. Şimdi doktor olmuş, mühendis olmuş, bir şekilde bir sürü başarı yakalamış ama hakikaten kendisiyle de toplumla da içinde bulunduğu çağı yaşayan insanlarla da barışık olmayan fakat eğer ölçüt sadece okuması, ölçüt sadece anladığının test edildiğinde otomatik olarak cevap vermesi ise burada başarılı olunmuştur. Ancak ölçüt yaşamış olduğu çevreye duyarlı, içinde bulunmuş olduğu toplumsal sorunlara kendi cephesinden çözümler üreten bireyler yetişmekse o zaman medeniyet algısına göz atmamız gerekiyor. Hı. Yani başarıyı yakalamak başlı başına insanları mutlu kılmıyor, bireyleri mutlu kılmıyor. Veya başarıyı yakalamak bir ülkenin başarılı olması, güçlü olması kendi içindeki insanları veya yaşamış olduğu yakın coğrafyasındaki, uzak coğrafyasındaki insanların huzuruna hizmet etmediği zaman bunların, bu gücün adaletsizlik, değişik insani suçların ortaya çıkmasına vesile olduğunu üzülerek şahit oluyoruz. Geçmiş dönemde de eğer kendi temel medeniyet köklerimize bakacak olursak aslında Sayın Nurettin Topçu da çok güzel oradan esinlenerek geleceğe taşımış maziden atiden maziye. Kendi medeniyetimize de baktığımız zaman bizim hakim olmuş olduğumuz zaman dilimindeki sanat anlayışının, hakim olmuş olduğumuz zaman dilindeki affedersiniz çevremizde yaşayan kuşundan, böceğinden, hayvanına kadar nasıl bir algımızın olduğunu ve güçsüz insanlara nasıl bir yaklaşımın olduğunu, hadis-i hatında Müslüm, gayrimüslim insanlarla aynı adalet çizgisi içerisinde güvenle yaşamalarını sağladığımızı, tesis ettiğimizi ve bilimde ilerlerken Müslüman veya gayrimüslüman kim olursa olsun bilimde yükselecek olan insanların da önünü açtığını ve onun ürettiklerini de yine sadece kendi insanların değil, tüm insanların faydalanmasına vesile kılan bir medeniyet köklerine sahibiz. Bizim yapmamız gereken bu kökleri çıkarmak. İşaret edilen de o zannedersem. Kök değerler yani, üstünden yeniden bir sirkiniş, medeniyet tasarımıyla bir eğitim sistemi, oluşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bugünkü eğitim sisteminin sorunlarının sebebi bu zihniyetlerden bağımsız olarak, iktidarlardan bağımsız olarak temelde Türk İslam medeniyetinin bir dünya tasarımı olduğunu, evet. Türk İslam bir Türk İslam medeniyeti algısı olduğunu ve onun bir dünya tasarımı olduğunu görmemesi mi ve bugünkü eğitim sistemimizin batılı anlamda
bir taklit sistemi olması mı acaba sorun? Burada yani kök değerlerinden bir kopuşun ötesinde kök değerlerin inkarı ve yeni bir değer inşası da söz konusu gibi gözüküyor. Türkiye eğitim sisteminin de içinde yaşadığı sorunların en önemlisi bu gibi. Mesele şu olmasa gerek yani okullarda tarih kitabı, tarih dersi var mı? Var. Okullarda Türk tarihi anlatılıyor mu? Anlatılıyor. Okullarda işte Türkçe dersi var mı? Var. Böyle bunlar var ama işte bunlar nasıl bir tarih anlatıyor? Onun ruhunu yansıtabiliyor mu? Türkçeden, edebiyatta, Türkçede nasıl bir dil anlatılıyor? Ve bütün hepsini kapsayacak şekilde bunlar kompartman olarak şey yapılıyor. Bütünsel bir bakış açısı yok zannederim eğitimde. Orada çocuk girdiği zaman dünyayı bütünsel olarak okuyacak şekilde bir donanıma sahip değil anlaşılan. Şeyin efendim, tabii sistem dediniz ama Türk eğitim sistemine baktığınız zaman da karşınıza sistemsizlik çıkıyor. Hı. İşin doğrusu. Bu bugün de olan bir şey değil ama bugünlerde daha fazla oluyor. Şimdi siz eğitim sistemi üzerinde konuşacaksınız. Eğitim sistemi üzerine yapılanmalar yapacaksınız. Fakat izlediğimiz kadarıyla sürecin başından ve hala hatta şu ana kadar da yaşa değindiniz az önce okula başlama yaşında. Milletin Bakanı bile haberinin olmadığı veya en azından bilgisinin olmadığı. Ya yorgunluğuna da veriyorum bazen ama bir böyle bir manzara da inanın bunlar daha da talih kalıyor üzülerek. Fakat genel olarak baktığımızda yani Cumhuriyet'in başladığı Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllardan itibaren baktığımızda evet ciddi manada ya batılılaşma mı yoksa tarihinizin köklerinde olan Türk İslam medeniyetiyle sizin dünyaya hizmetiniz mi? İnsanınızı bu anlamda birey ve toplum olarak topyekun bir kalkınma mı? Yani niçin sorusuna cevap verememişsiniz. Sadece politik olarak günlük kaygılarla ve çıktıları açısından da baktığınızda işte bugün tartıştığımız konu ne? İşte falanca okulun ortaokulları açılsın mı? Ortaokul bölümleri açılsın mı? Bunun vatandaşta yansıması ne olur? Ya bu millete yapılacak en büyük kötülüktür. Bu devlete yapılacak en büyük kötülüktür. Ve bu az önce bahsetmiş olduğumuz lider ülke hedefini yakalama noktasında da yapılacak en büyük kötülük olarak görüyorum. Onun için sistemsizlik sorunu. Sistemsizlik var. Yani onun o için zaman 4+4 hikayesine girelim. Birazcık girelim. Daha somutlaştıralım evet. Hadiseyi. Malumunuz aslında memleketin geleceği açısından işgal ettiği ehemmiyet değerlendirildiği zaman çok az tartışılarak 4+4+4 sistemi meclisten geçti. Ve bugün de uygulamasına yönelik, bu senede uygulanıyor, çok ivedi bir şekilde uygulanıyor. Uygulamada da birçok sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Siz de bu sıkıntıları bize söyleyeceksiniz birazdan. Evet. Bu sistemin genel olarak bir değerlendirmesini yaparsanız, nedir bu sistem, ne getiriyor, ne götürüyor? Şimdi sistemin ne getirdiğine bakmak için, hani az önce söyledik ya, lider ülke Türkiye hedefini hı-hı. söylediniz ama bunun içeriğini neyle dolduracağınız birden? Hani... Ve eğitim sisteminin ne getirip ne götürdüğünü konuşabilmeniz için de müfredatının ne olduğuna bakmanız gerekiyor. Ve şu anda müfredat denilen bir şey yok ortada. Yani müfredat olarak biz bakın başlarken bile zorlanıyoruz. Çocuğun okula başlama yaşında problem varmış gibi algılanıyor. Veyahut da İmam Hatip ortaokullarının açılmasının açılmamasının problemini yaşıyormuşuz gibi algılatılıyor. Oysa ki şu andaki esas ve derin konu problem müfredatlardır. Müfredatlar henüz belli değil. Hatırlatma şu anda okullar tatil ancak öğretmen arkadaşlarımız, bu arada ben bir vurguyu da yapmak gereğini hissediyorum. Topluma, kamuoyuna bazen bir takım sunuşlar yapılırken öğretmenlerimizin veya eğitim çalışanlarının topyekun çalışma takvimi sunulurken sanki bir 3 aylık tatil süreçleri varmış gibi sunuluyor. Bu da son derece yanlış bir şeydir. Hakikati eğitimciler Temmuz 1'den itibaren tatile girerler. Liseler Ağustos'un 15'inden sonra 20'si gibi tekrar mesai yapar lise çalışanları. İlk öğretim çalışanları da Eylül'de yaparlar. Şimdi peki okullar öğrenciler tatil olduktan sonra öğretmenler neler yapar diye soracak olursanız öğretmenlerimiz
bir eğitime tabi tutulur bu arada. İşte gelecek yılın tanzimi, gelecek yıla dair değişen konular, hususlar varsa onların öğretmenlerin öncelikle bilgilendirilmesi, yani öğretmenlerin eğitimi söz konusudur. Şu anda yapılan eğitimlerde eğitici olarak giden, öğretmenlerimize giden kişiler dahi 4+4'ün içeriğiyle ilgili bilinmezlerin olduğundan bahsetmek zorunda kalıyorlar, veremiyorlar. Eğitim veremiyorlar tabii ki. Onun için biz aslında bu sürecin madem ki bir yeniden yapılanma söz konusu, bu tartışılacak ki tartışılması da gerekiyor, bizce de tartışılması gerekiyor da ancak tartışma zemininin bence hiç olmaması gereken yerlerde tartıştırıldı bu konu. Konuşurken eğitimin dilinin hakim olduğu cümlesini sarf ederken ben yani bir kere içinde öğretmenlerin, eğitimcilerin olmadığı kararların uygulayıcılar tarafından işaret edilecek olan sorun ve çözüm önerilerinin dinlenmediği anlamına taşır. Şimdi siz bir kurumu düşünün ki o kurumdan zaman zaman örneklerde böyle ticari olarak faydalanıyorsunuz ve karar alacaksınız. Acaba kurumunuzun içerisinde bizzat uygulayıcıları çağırarak, onlarla istişare yaparak mı belirlersiniz geleceğinizi, yoksa dışarıdan harici veya işin içerisinde olmayan, üretim sürecinde olmayan, çıktıların ne biçimde olduğunu gözlemlemeyen kişileri mi alıp karar verirsiniz? Tabii ki yeterlikleri fazla olan insanları da katarsınız içerisine. Mutlaka faydası vardır. Çünkü yapılanma dediğiniz zaman bunun kanuni çalışma boyutları da vardır mutlaka. Onu da yapacaksınız ama öncelikle müfredat çalışmalarını mutlaka belirlemiş olması gerekiyordu. Şu anda bu muamma henüz yok ve bunun da belirleneceği ortam bellidir. Az önce bahsetmiş olduğunuz gibi stratejik kurumlarımız da var bu manada. Nedir o stratejik kurumlarımız? Devlet planlama. Bir kere nüfus yoğunluğunu bilir. Şimdi bakıyorsunuz ilkokul binası her tarafta yapıldı bir dönem ki şu anda da yapılmaya başlanıyor. Oysa ki nüfus gittikçe yavaş yavaş lise çağı çocuklarına daha fazla yığılmak üzere. Yarın bir gün bu ilk öğretim binalarının ne olacağı da muamma. Nüfus böyle giderse. Onun için herhalde zaman zaman nüfusun artışına dönük olarak tavsiyeler de bulunuluyor. Ancak konumuza dönecek olursak mutlak suretle DFT'nin, talim terbiye kurulunun tabii ki meclisin aynı zamanda ama mutlak ve mutlak surette de eğitimcilerin, akademisyenlerin yer aldığı bir şura yapılması gerekiyor efendim. Ve bu şura da alışılageldik şuralardan vazgeçilmeli. Onun da içeriği mutlaka düzeltilmeli. Yaptırım gücü artırılmalı. Şura tavsiye kararları olmaktan çıkarılmalı. Mutlak surette eğitim komisyonunun, meclisteki eğitim komisyonunun yapacağı çalışmalar feyiz alış noktaları bu şuralar olmalı mutlaka. Ve bu şuralarda nasıl yapılıyor? İşte İl Milli Eğitim Müdürlerinin, efendim senin bakanlık bürokratlarının görüşlerinin hakim olduğu, esas alındığı, onların el kaldırmaları veya indirmelerine göre harekete insanlar değil, daha özgürlükçü, daha kendilerini ifade eden bir yapıya da büründürmesi gerekiyor. Bu şu an için geç kalınmış bir şey midir? 4+4 geçti. Şura, yani murad edilen oydu ki şura bu iş karar alınmadan yapılsın. Kesinlikle. Burada mesele tartışılsın ve bir ortak akıl oluşsun. Ortak akılın ürünü olarak tavsiyeler Milli Eğitim Bakanı tarafından, bakanlığı tarafından değerlendirilsin. Meclis komisyonuna da bu tavsiyeler üstüne bir tasar hazırlansın, gitsin. Orada da belirli bir tartışma ve olgunluğa ulaştıktan sonra da kanunlaşsındı. Fakat maalesef bu süreç ters döndüğü için şimdi bir şura toplanması bu eğitimin önümüzdeki senede yaşayacağı krizleri önleyebilecek bir şey olur mu? Araç olur mu? Kesinlikle. Niçin? Çünkü şu anda bakın en çok sorunu yaşayan sınıf öğretmenlerimiz. En çok telaşı yaşayan. Çünkü sınıf öğretmenlerimizle yapmış olduğumuz sohbetlerde çocuğun oyun çağı olan bir çocuğun nasıl bir eğitim yapılacağı noktasında kendini nasıl hazırlayacağıyla ilgili çok ciddi kaygılar taşıyor sınıf öğretmenlerimiz. Birinci sınıf alacak olan öğretmenlerimiz özellikle. Ve kulaktan duyma
amene tabirle söyleyecek olursak sağdan solda dedikodularla diyor ki ya oyun oynatacakmışız. Birisi de tabii. Birisi öyle diyor. Bir başka şey de diyor ki yok efendim diyor siz diyor, gene okuma yazma öğretecek gibi yapacaksınız ama aynı zamanda da başkası oynatacak bunları diyor. Şimdi bunları tabii gönül arz eder ki spor önemli bir mevzu, önemli bir konu. Sporla ilgili çıkaracağınız kanunda bunu beceriyorsanız, bunu becerebiliyorsak, eğitim gibi bu kadar önemli günü değil sadece, geleceğinizi de etkileyen bu konuda da bu tak surette bu şuraya yapılmaydı de. Şimdi geç mi kalınmıştır? Bana bile geç kalınmamıştır. Henüz vakit vardır. Keşke bu süreci şu öğretmenler tatile çıkmadan biz bu şurayı bu 15 günlük zaman dilim çizelim. Şimdi şura derken de yine o zaman diliminden de bahsedeyim isterseniz. 2 günü şura olmaz. Tabii illerin görüşlerinin alınması gerekiyor. Artık elektronik ortama geçildi. Elektronik ortamda bunlar ciddi bir havuz oluşturulabilir. Bu elektronik ortamda oluşmuş olan havuzdaki bilgiler tartışılabilir. Bunun için yeterli bir süre de var idi aslında. Bu süreçte yapabilirdik. Ama bu Temmuz'dan sonra da çok olası da gözükmüyor. Olsa da nasıl olacak? Bu eğitime yansıyacak mı? Milletin Bakanlığı cesaretle oradaki çıkacak olan kararları uygulayacak mı? Ona dair de şüphelerim var. Çünkü işin başında bir kere tren kaçırıldı. Politik faydaların daha öne çıktı. Politik tarafların belirlenmesi noktasında daha öncelik aldığı bir ortamda maalesef bunu yapamazsınız. Oysa ki ben eminim Milletim Şurası eğer yapılsaydı bak meslek şeylerinin ortaokul bölümlerinin tartışıldığı ve orada da yine aynı tavsiye kararının çıkacağını da ben biliyordum. Çünkü eğitimciler de aynı konuda mutabıklar. Kahır ekseriyeti. Politik bakmaz çünkü eğitimci. Eğitimci olaya eğer politik bakıyorsa zaten bu mesleğine yapacağı en büyük ihanettir. Onun için eğitimcilere güvenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu seni test etmek lazım. Peki bu 4+4 sisteminde şöyle bir sorun var gibi gözüküyor. Bir müfredat sorunu başlı başına bir sorun ve nasıl bir müfredatla bu eğitim verileceği bilinmiyor. Öbür taraftan da meslek edindirmeyle ilgili bir sorun var. Bu da bizim lise artık son 4'te okuyan öğrencilerimizle ilgili mesleki yönlendirme nasıl yapılmalı? Dünyada mesleki yönlendirmenin geldiği durum nedir? Türkiye'de uygulama nedir? Bunların karışmış olması ve bu sistemde de böyle bir yeni bir çözümün aslında oluşmadığını görüyoruz. Nasıl yapılmalı? Bu sistem ne öngörüyor? Evet. Şimdi tabii eğitim hangi noktalara dikkat almalı? Yeterlilik, yetenek ve değerler. Eğitimin her sürecinde bunlara soru yöneltilmeli. Evet, bu eğitim sürecinden sonra amaç bu çocuğa bu süreçten sonra ne kazandırmak yeterlilik açısından? Yeteneği açısından hangi noktaya gelmeli ve değerler noktasında da bu eğitim neticesinde ne almalı çocuk? Yani bu üç konu mutlak surette ilerlememiz gerekiyor. Mesleki yönlendirme. Mesleki yönlendirme bizde nasıl oluyor? Çocuğa ben aynı zamanda teknik öğretmen olduğum için zaman zaman gelir böyle veliler. Ya benim oğlan evde iyi bilgisayar bozuyor. Bunu bilgisayar bölümüne yazalım derler. Tabii böyle yaklaşılmaması lazım. Mesleki yönlendirme içerisinde mutlak surette çocuk da katılmalı, veli de katılmalı. Onu takip eden rehber öğretmen de katılmalı ancak güzel bir soru sordunuz. Dünya bunu nasıl yapıyor? Yani gelişmiş devletler nasıl yapıyor? Gelişmiş devletlerde mesleki yönlendirmeyle ilgili STK'lar devreye gidiyor. Bu noktada belediyelerin de hizmet vermiş olduğu 7-8 tane kurumun görüşleri sonrasında mesleki yönlendirme aşaması bitirilir. Bizde mesleki yönlendirme aşaması da başlamadan bitmiş oluyor zaten. Az önce söylemiş olduğum gibi. Yani çocuğun istidadının daha önceden keşfedilerek o istidadının geliştirilmesi noktasında tedbirler almamız gerekiyor. Yani mesleki yönlendirme denilince hadise sadece meslek seyleri açısından değerlendirilmemesi gerekiyor.
mesleki yönlendirmede hatırlatında lise 2. sınıftaki bir çocuğumuz eğer kabiliyeti varsa, becerisi varsa bir mobilya alanında da mesela teknik resim derslerini alarak teknik resim dersinde başarı kazanmışsa bu çocuğun lise 2. sınıf yıl sonu başarısına mutlak surette tesir etmesini sağlarsanız aynı zamanda çocuğun az önce bahsetmiş olduğu gibi keşfedemediğiniz mesleki bir istidadı varsa onun da eğitimini almaya dönük olarak cesaretlendirmiş olursunuz. Evet. Ve kazanırsınız aynı zamanda. Şöyle bir şey var, değerlendirme var Ertekin Bey. Günümüz dünyasında insanlar 5-6 meslek değiştiriyor artık diyorlar. Yani iş değil, meslek değiştirmeden bahsediliyor. Evet. Yani insanlar iş değiştirebilirler ama mühendislik alanında çalışıyorlar. Günümüzün dünyasında diyorlar artık meslek değiştiriyorlar ve insanlar 5-6 farklı meslekle ilgili bilgi sahibi olması lazım. Onun için de dijital becerilerin ve ortak kabiliyetlerin kazandırılması lazım. Yeni dünya buraya gidiyor. Entegre sistemlerden bahsediliyor. Bu entegre sistemlerden aslında sizin söylediğiniz de bu. Evet. Yani bir çocuk eğer hukuk okumak istiyorsa, sosyal bilimler alanında çalışmak istiyorsa bu onun diğer yeteneklerini köreltmesi, diğer konularda cahil kalması anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Bu çocuk aynı zamanda hukuk okuyacaksa bilgisayarla ilgili de bir bilgi sahibi olmak durumunda. Bu çocuk işte ya da bir çocuk fayans ustasıysa diyelim bu çok şey, evet. Fayans ustası olacaksa yani çıraklık eğitimden mezun olup ve fayans ustalığı yapacaksa 3D programları kullanmak durumunda. Bu bilgisayar üstünde bunu tasarlamak durumunda. Talep edene bunu göstermek durumunda. Böyle bir entegre sistemlerden bahsediliyor. Bugünkü sistemde böyle bir uygulama söz konusu mu? Bu alanda değil. Mesleki yeterli kazanma anlamında değil. Gördüğümüz kadarıyla. Ancak ona katılıyorum. Hatta ben bunun daha da ötesinde bir şeyler ifade edeyim. Şimdi malumunuz müzik konusundaki eğitimin çok erken yaşlarda olması ülke sanatına en büyük etkendir. Şimdi çocuk çok iyi keman çalıyor. Fakat müzik dersinden başarısız olabiliyor. Niye? Biz çocuğa diyoruz ki hayır ben seni flütle değerlendireceğim. Yani az önce bahsettiğim yani yetenek noktasında çocuğun başarıları üzerine gitmeyen ve ben şu alanda başarılı olmanı istiyorum, bu alandaki başarını ölçeceğim demek aslında bireyin gelişimi değil, vasat insan modeli arıyorsunuz demektir. Onun için yapmamız gereken çocuklardaki az önce söylediğim sadece çocuklarda da değil tabii ki. Yani eğitim yaşam boyu olması gereken bir mefhum. Yani icabında kendimden de örnek verebilirim. Tiyatroya çok meraklıyımdır ancak tiyatroya ayıracağınız vakitle sizin eğitim görmüş olduğunuz fakültenin vakti mümkün değil. Yani ben icabında birinden vazgeçmek zorundasınız. Birinden vazgeçmek zorundasınız. Niye vazgeçelim? Yani eğitimde vazgeçmek olmamalı da. Veya bahsetmiş olduğunuz gibi yani mesleğe çok elektronik mesleğine eğitimine önem veriyorum ama aynı zamanda iktisada da önem veriyordum. Ben icabında iktisat fakültesinden de ders alabilmeliyim. Yani tersine de bakabilir sadece. Yani bir mesleki eğitim alan insanın da aynı zamanda diğer sosyal bilimlerde diğer eğitimlerden de faydalanması gerekiyor. Kendisini maksat eğitimden gelişmek, gelişmek ise eğer yani eğitimdeki geçişleri mutlaka surette her aşamasında geçişleri kolaylıkla sağlayabilmeliyiz. Bu işin özü de budur aslında. Bu ülkemizde bu iş böyle yürümediği gibi tabii ki mesele sadece meslek yani eğitim meselesi bir meslek edinme meselesi olarak görülüyor ve popüler meslekler var. Onların da popülerliğini sebebi kazanılan parayla ilgili. Yani, ülkemizde maalesef çok yetenekli insanlarımız başka alanlarda deha olabilecek insanlarımız hayat gailesi
ya çocuklarımız diyelim, evet, hayat ailesi meselesinden dolayı kendi alanlarının dışında alanlara yönlendiriliyorlar ve neticede toplumun huzurunun temelinde bireylerin mutluluğu vardır. Mutlu. Eğer bireyler mutsuz olursa o toplumda huzur aramak mümkün değil. Böyle bakıldığı zaman huzurlu bir toplum yapısı da ortaya çıkmıyor. Kendiyle çelişen, kendini gerçekleştiremeyen, dünyayı kendini gerçekleştiremediği için de bir anlamda varlığını başka bir şey üstünden inşa eden bir ve bundan da memnun olmayan birey ve inşa ettiği için, yani eğer siz kendinizi değil kendinizi gerçekleştiremiyorsanız başka alanda istediğiniz kadar inşa etmeye çalışın, istediğiniz kadar gerçekleştirmeye çalışın, temeldeki mutsuzluğunuzu ortadan kaldıramazsınız. Evet. O temeldeki mutsuzluk ortadan kalkmadığı için de öfkeli, hırslı, hedonist, ondan sonra tüketim tutkunu vesaire olursunuz. Bu etrafınıza, birlikte yaşadığınız topluma, çevreye nefret yaymanıza sebebiyet olur. Bu çatışmadır, toplumsal çatışmadır aslında. Bu günümüz dünyasındaki toplumun içerisinde bireylerin çatışmasının temelinde de bu vardır. Bireyler mutsuzdurlar. Özellikle bizim gibi ülkelerde bireylerin varlık alanında kendilerini göstermesinin bir tek şeyi vardır, göstergesi vardır, sahip olduklarıdır. Evet. İnsanlar sahip oldukları nispetinde değerlendiriyorlar. Eğer iyi bir eve sahipseniz, eğer iyi bir arabaya sahipseniz, eğer iyi bir mevki, makam sahibiyseniz, siz toplumda değer ifade ediyorsunuz ve toplum sizi kıymetli görüyor. Ve oysa ki değerin ölçüsü bu değil. Ve insanlar buna yöneliyorlar. Kendilerini sahip olmak üstünden gerçekleştirmeye, evet, başlıyorlar. Temelde mutluluğun şeyi ise, felsefesi ise, ne yapmak istiyorsanız, kendinizi nerede, nasıl ifade etmek istiyorsanız, onu asgari şartlar içerisinde ifade edebilecek bir imkanı sunmasıdır devletin size. Aç sefil kalmadan müzikle uğraşabilmelisiniz. Kesinlikle. Aç sefil kalmadan resimle uğraşabilmelisiniz. Yani sosyal devlette budur. İnsanları aç sefil kalmayacak şartlara vermek, ona sunmak, aç sefil kalmadığı şartlarda evet ne yapmak istiyorsun? Yani sana ben böyle bir standart veriyorum. Bu standartla hayatını idame ettirebilirsin. Bunun dışında ne yapmak istiyorsan bu standardın üstünden gerçekleştirsen. Burada maalesef temelde eğitimden de çok bağımsız bir ve daha doğrusu çok, evet, çoklu bir etken söz konusu burada. Ve çoklu etken içerisinde de eğitim de bunlardan bir tanesi. Öbür taraftan şöyle bir sorun var. Bu 4 artı 4 meselesine tekrar dönecek olursak. 4 artı 4 meselesinde şu anda en önemli sorunlardan bir tanesi de 6 yaşındaki çocuklarımızın okullara başlaması. Ve bunların binalaşma sorunu var. Fiziki altyapı sorunu var. Çocukların nasıl bir eğitim verileceği sorunu var. Tekrar ortaokullar açılıyor. Ortaokullarla yine ilgili binalaşma sorunu var. Ayrıca öğretmenlerimiz bildiğim kadarıyla 30-40 bin ilkokul öğretmeni bu dönemde herhalde norm fazlası olacak. Belki bu rakam daha fazladır da. Bu rakamları net bilmiyorum çünkü siz, evet, daha iyi biliyorsunuz. Evet. Yine öğretmen açığı söz konusu başka alanlarda. Ve eğitim fakültelerimizde, fen edebiyat fakültelerinde mezun olup işe başlayamayan öğretmenler var. Oradaki eğitim fakültelerinin, fen edebiyat fakültelerinin de yapılandırılmasında bir sıkıntı var üniversitelerde. Burada da bir koordinasyonsuzluk meselesi söz konusu. Çünkü sizin eğer çok sayıda bilgisayar öğretmenine ihtiyacınız varsa her üniversite aynı bölümleri açmakla mükellef değil. Sizin YÖK olarak bunu planlamanız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'yla koordinel olarak ve hatta DPT gibi kurumların, ondan sonra geleceği tasarlayan başka kurumların, yani Ekonomi Bakanlığı'nın bununla ilgili çalışma yapan, Türkiye'deki istihdam politikalarını belirleyen kurumların katılacağı böyle bir geniş şeyde eğitim sistemini kurmak lazım. Buralarda sorunlar var fakat. Bu sorunları temel başlıklar içerisinde siz özetleyebilir misiniz? Not almaya çalıştım ama peş peşe geldi. Şimdi sondan gideyim derseniz. Siz eksik bilirsiniz. Kalan olursa sorarsınız. Sorarız. Şimdi
sadece YÖK'te değil aslında bakarsanız. Yani üniversite başlı başına kendisi karar vereceği mercileri var. Şimdi 90'lı yıldı, 90 veya 91 yılında Erkek Teknik Öğretim o zamanki ismi genel müdürüne gidip bizim tesisat bölümünden mezun olacak olan arkadaşlarımızın, yapı bölümünden mezun olacak olan arkadaşlarımızın 2 sene sonra mezun olanlar istihdam edilmeyecek ise siz bu bölümlere öğretmen alınmasını niye öğrenci alınmasını niye engellemiyorsunuz diye sormuştum. Kendisi de sağ olsun çok toy 19-20 yaşlarında bir genç olmamıza rağmen bu meseleyle ilgilenmemizden son derece memnun olmuş ve yapmış olduğu yazışmaları getirmişti. Bir üniversitemize ait yazıyı getirdi. Yine tavsiye olarak Milliyetin Bakanlığı tavsiyesi olarak da YÖK'e yazmış olan yazılarını getirdi. Arşivdir zannedersem o yazılar şu anda. Maalesef bir takım stratejik kurumlar bunları yapıyorlar. Fakat az önce de her defasında vurgu yapmak zorunda kalıyoruz. Yani güncel politik çıktılarına bakarak hareket edildiği için uzun yıllardır bu memleketimizde bunun önüne geçemiyoruz bir türlü. Aslında oradaki insan da ya öğrenci gelmezse o zaman ben burada ne yapacağım demek durumunda da kalabiliyor. O sahiplerle de hareket edilebiliyor. Tabii bu hoş gördüğüm için söylemiyorum ama bu bir muamma. Bir kere oradan başlaması gerekiyor işlerin bana göre. Şimdi işsiz öğretmenlerimizin veya öğretmen açığı sorunu ikisi de beraber değerlendirmesi gereken bir şey. Şimdi bu rakam belli mi Ertekin Bey? Türkiye'deki öğretmen açığı rakamı belli mi? Böyle bir ben hani bu hususta dergi vesaire yaptığımız için meseleye birazcık dışarıdan biri olarak nedir bu işin aslı diye baktığım zaman böyle bir muamma olduğunu, Türkiye'deki öğretmen açığının ihtiyacının ne kadar olduğu, açığın ne olduğu konusunda bir net rakamın olmadığını biliyorum mesela. Böyle şimdi, midir? Şimdi onu belirleyecek olan mesela ilköğretim çağ çocukluğumuz bellidir. Nüfus sayıları bellidir. İlköğretim çağ çocukları ve bizim her sınıf başına öğrenci norm sayımız da bellidir. Bu dolayısıyla çağ çocuklarından norm sınıflardan kaç tane çıkacağı, dolayısıyla da kaç tane öğretmen açığınız olacağı ortaya çıkar. Şimdi bu rakamlarda da aynı enflasyonda olduğu gibi zaman zaman herkes değişik referanslar alarak açıklamalarda bulunabiliyor. Kauçuk emmediğimiz bir dönemde kauçuk üzerinden enflasyon açıklanmıştı. Malumunuz. Yani maalesef burada da bu tür yaklaşım olabiliyor. Ancak 200 bin civarında öğretmen açığı olduğu da söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şey nedir? Açıklaması nedir bu hususta? Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönem yapmış olduğu bir resmi açıklama ben rastlamadım. İşin doğrusu bu konuda ne söylesek afaki olur. Ben 100 bin civarında bir açıktan bahsedildiğini biliyorum Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Ben denk gelmedim. Hı. Fakat 40 bin öğretmen alımı yapacağını yakın bir zamanda söyledi. Eğer 100 bin açımız varsa bu sevindirici bir rakamdır. 40 bin 60 bini de Ocak ayında atarsa demek ki öğretmen açığımız kalmayacak. Hı hı. Çünkü eğitim öğretimde başlamış olacak ya. Önümüzdeki dönem için eğer açığımız 100 binse bu memleketimiz için sevindirici bir durum. Biz bunu mutluluk duyarız. Ve eğitim sistemindeki değişiklik neticesinde oluşacak olan öğretmen fazlalığı. Hı hı. Şimdi burada nasıl bir uygulama yapacağı noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın kafası karışık. İl Milli Eğitim sayfalarında açıklanmış olmasına rağmen işte falanca okul sadece ilköğretim okulu oldu, filanca okulda ortaokul oldu denmesine rağmen halen daha bu açıklamayı değiştiğine dair ilan haberlerde resmi sayfalarda yayınlanıyor. İşte falanca okul hem ilköğretim okulu olmuştur hem ortaokul olmuştur diyor. Şimdi bu Eylül'e durumda, kadar bu sürekli yani, değişecek herhalde. Sürekli değişecek ve neye göre değiştiği de bilinmiyor. Kimi diyor ki öğrenci velisinin baskısıyla bu işlemin tesis edildiği söyleniyor. Kimisi başka şeyler. Fiziki altyapı. Fiziki altyapı belki, tabii ki. Yani şimdi burada ortaokul olması için bir okulun Milliyetin Bakanlığı kendi şeyi. Kapalı spor salonu diyor. Bakıyorsunuz ortaokul yapılmış olan bazı okulların kapalı spor salonu yok. Yapılıyor ilköğretim okulu. Neye göre belirlenmiş? Bunlarla ilgili de ciddi bence Milli Eğitim Bakanı'nın çalışma yapması da gerekiyor. Şimdi bu da net olmayınca Ragıp Bey
Sizin bu sorunuz da havada kalıyor maalesef. Yani sorunun cevabı havada kalıyor. Şimdi 40 bin de olabilir, 60 bin de olabilir, 20 bin de olabilir. 60 bin de olabilir, hatta daha bir iddia söyleyeyim, 10 bin de olabilir. Hı hı. Niye söylüyorum bunu? Bakın, az önce sınıfların belirlenmesindeki öğrenci normundan bahsettim. Şu anda en az 15 öğrenciyle açılır ders sınıf. Siz bu normu eğer 9'a düşürürseniz, farz edin ki bir ilköğretim okulu ortaokula dönüştürüldü. Ne diyor? Bu ilköğretim okulundaki 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf önümüzdeki dönem için devam eder diyor öğretmenler. Değil mi? Sonrası diğer ilköğretim okula gidecek. Diyor. Ancak şimdi 15 öğrenci üzerinden kurulmuş olan sınıflar en az. Ve biz biliyoruz ki sınıflar 25 kişiden de az değil birçoğu. Kahre seriyeti. 40'tır yani. Yani 40 çok merkezi, çok popüler olan okullar ama 25'ten de az değil. Az değil. Standart olarak 25'tir. Şimdi okulunuzda siz ne yaptınız? Pekala öyle mi? 9'a düştüyse o zaman 25'ten kaç sınıf çıkarırsınız? En az 2 şube daha çıkarırsınız daha doğrusu. Evet. Her sınıftan 2 şübe daha çıkarırsanız o zaman kimse yerinden gitmeyecek demektir. En az 3 sene. Ama o zaman da sınıf ihtiyacı hasıl olacak. Bu sefer de o sınıfları bulmak sıkıntı olacak. Buradaki yoğunlaşmanın sebebi aynı zamanda sınıfların da eksik olması, yani yeterince sınıf olmamasından kaynaklı değil mi? Orada da şöyle bir çözüm buluyorlar o zaman. Söylediğinizde de şöyle bir çözüm buluyorlar. Ortaokulu öğlen sonra alalım veya sabah alalım. İlkokulu da sabah alalım diyorlar. Hmm. Yani demokrasi kendi içerisinde. Tabii bunları böyle güle söylüyoruz ama. Ciddi sorunlar bunlar. Ciddi sorunlar. Evet. Ciddi sorunlar bunlar. Kendi içimizde çözüm üretiyor yani. Evet. Devlet. Peki. En azından okulu idarecileri çözüyorlar. Ha, o idareciler çözüyor. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yukarıdan aşağı bir sistematik oluşturduğunu söylemek mümkün değil. Mümkün değil. Sayın Bakan geldiği kısa bir süre içerisinde Milli Eğitim'i tanımadan, Milli Eğitimci de tamam üniversitede akademisyenliği var ama eğitim üstüne bildiğim kadarıyla çalışması yok. Çalışması eğitim üstüne değil. Akademik kariyeri eğitim üstüne değil. Bakanlığa gelip daha bakanlığın ve Milli Eğitim'in sorunlarına bilmeden, o sorunları öğrenmeden böyle köklü bir değişimin içerisine girdiği için süreci yönetemiyor gibi gözüküyor. Evet. Böyle bir sorunla var karşı karşıya. Öbür taraftan bir de bizim hep es geçtiğimiz eğitimin 3 tane unsuru var. Yani işte öğrenci, öğrenen diyelim, öğreten ve toplum. Toplum. Öğrenen veliler de bu işin sürecin içerisinde öğrenenle birlikte büyük sorunlarla karşıya, büyük belirsizliklerle karşı karşıya. Yani nasıl çocuklarını nereye götürecekler, hangi okullara kaydettirecekler falan gibi sorunlar var. Nasıl eğitim alacakları ile ilgili sorunlar var. O sorunları da o temel bakış açısından çözmediğimiz müddetçe bu sorunlar da devam edecek gözüken. Öbür taraftan öğretmenlerin sorunları var. Öğretmenler de hem süreç içerisinde bu işin eğer başarılacaksa onların marifetiyle başarılacak. Eğer başarısız olunacaksa onların başarısızlığıyla başarısız olacak bu eğitim sistemi. Buradaki bu önemli unsur birazcık hırpalandı bu süreç içerisinde. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani eğitimi eğitici eğitme kavramı diyorsunuz. Yani bu konuda hayır şey olarak şu anda mesela, mutsuz bu insanlar. Ücretlerinden dolayı başbakan çıktı, haksız kazanç şeklinde tanımlayacak ifadeler kullandı. İşte yatıyorsunuz şu şey para alıyorsunuz tatillerin uzunluğu üstünden. Öğretmenlere böyle bir şey oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hakeza işte öğretmenler boş boş gezmeyecekler ifadeleri ne benzer ifadeler oldu. Öğretmenler bir şekilde de rencide edildi. Yani tabii malumunuz öğretmenlik peygamberlik mesleği aynı zamanda. Yani bizim anlayışımıza göre. Dolayısıyla öğretmenlerle ilgili bir sunuş yaparken kim olursa olsun son derece dikkatli olmak zorunda. Hatizatında öğretmen rol model. Yani çocukların da gözünde rol model. Şimdi siz toplumun rol modellerini hiç değiştirirseniz, değersizleştirirseniz aynı zamanda toplumu da değersizleştirirsiniz. Veya toplumun bu rol modellerinin problemlerini, var olan problemleri çözmek yerine iyice artırır, iyice hırpalarsanız
Dolayısıyla aynı zamanda toplumu da hırpalamış olursunuz. Onun için söylediğiniz doğru. Şu anda kahrekseriyet kırgın. Özellikle eğitimciler açısından bakıldığında. Ve Milli Eğitim Bakanı tabii ki aslında keşke bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi yapısını dikkate alsaydınız. Şimdi bileşen olarak saydığınızda aslında etken olan unsurlar sadece bunlar da değil. Binalar, taşıma, ulaşım, iletişim, altyapı, bunların hepsi eğitim bileşenleri. Şimdi bunlara vakıf olmadan siz kalkıp da sadece üç bileşeni vatandaşın gördüğü gözle görüp üç bileşen üzerinden konuştuğunuz zaman zaten meseleyi en başından kavrayamamışsınız, kaçırmışsınız demektir. Ama ben inanıyorum ki eğer iyi niyet sahibi olarak yaklaşılırsa, en naif cümleleri bulmaya da çalışıyorum, iyi niyet sahibi olarak bakmaya çalışırsanız, mutlak surette var olan tecrübeniz bu sorunların üstesinden gelmek adına da, hele ki yönetmeye çalıştığınız kurumun çalışanlarını da siz yanınıza alırsanız, niye çözülmesin? Çözülür. Ancak söylemiş olduğum gibi niyet burada çok belirleyici unsur ve azim belirleyici unsur, kararlılık belirleyici unsur. Aynı zamanda da imkanlar. İmkanlar da oluşturmak onların elinde zaten. Şimdi sizin eğitimin böyle sorunları malum olmakla birlikte dernek olarak, derneğe tekrar dönecek olursak, evet, dernek olarak çözüm Türkiye'deki geleceğin, mesela bu bireyde bilgi, toplumda sevgi sloganınızın anlamını birazcık bize anlatır mısınız? Yani evet, burada nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Evet. Proje öngörüyorsunuz? Nasıl bir strateji öngörüyorsunuz? Bu slogandaki sloganlaştırdığınız düşüncenin altyapısı nedir? Evet. Ondan bahseder misiniz? Aslında bunu kaçırdık. Nurettin Topçu'nun sözünden bahsederken girebilirdim de ben. Evet. Evet. Şimdi malumunuz şöyle söyleyeyim. Bilgi, gücü bizim tarafımızdan. Sevgi de Adem olmayı. İnsanlığı, insanlığa matup tüm zenginliği sembol ediyor. Şimdi bilgi çok çabuk eskiyebilir. Yani sürekli olarak onu nasıl tazeleyeceğiniz noktasında mutlak suretle çalışma yürütmeniz lazım. Ve bir bireyi eğer güçlü kılmak istiyorsanız, hani amine tabirle bir adama yardım etmek istiyorsan balık verme de tutmayı öğret. Oltayı ver derler. Onun için biz temelde bireyi güçlü kılmamız gerekiyor. Ancak dünyayı, çevreyi, ülkemizi yaşanır kılmanın yolu da az önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi, ya adam yapıyor, başarılı oluyor, kazanmaksa kazanıyor, varlık sahibi olmaksa oluyor ama bir türlü mutlu olamıyor. Veya bir türlü temas etmiş olduğu insanlara mutluluk olarak tezahür etmiyor. Temeli sevgisizlik. Temeli az önce söylemiş olduğum gibi kendinden başlayarak, kendini sevmeyle başlayan, içinde bulmuş olduğu ailesi, toplum, dünya insanlığı, hatta arabayı kullanırken de zaman zaman düşünüyoruz bizler de. Yani o egzozdan çıkan o gazların en başta kendi sağlığımıza tehdit. Şey, klima kullanıyoruz, kendi sağlığımıza tehdit aslında. Yani sevgiyle bakan dünya insanlığına bir insan modelinin, hı hı, toplumda sevgi dememizin de sebebi bu. Bu bireylerin artmasıyla sevgi toplumu oluşturmak. Bu toplumdaki bireylerin arasındaki ilişkinin sevgi esası üstünden münasebetlerini geliştirilmesi. Yani sevgi temelli bir sevgi temelli toplumsal, evet, yapılanma, birbirimizi sevmek üstünden böyle bir yapılanma olduğu zaman, evet, büyük ihtimal huzursuzlukların, çatışmaların vesairenin de temelinde olan, evet, o nefreti de ortadan kaldırmak. Fakat bilgi, bireyde bilginin egemenliği de aslında, bireyde bilgiye egemen kılmak
aynı zamanda bireyde sevgiyi de egemen kılmakla icap ettiriyor. Yani bireyde sevgiyi egemen kıldıramazsak, kılamazsak, bireyin böyle bir felsefeyle dünyaya bakmasını sağlayamazsak, toplumdaki sevgiyi de toplumda sevgi hedefine de ulaşmak çok yani mümkün değil gibi gözüküyor. Seven bireylerle, seven sevgi içerisinde yaşayan bir toplum var olur. Sevmeyen bireyler de maalesef sevgisiz, başka anlamayan. Son olarak Eğitim 2023 olarak önümüzdeki döneme ilişkin planlarınız nedir? Nasıl bir eğitim, önümüzdeki dönem eğitim açılacak, işte yeni eğitim dönemi başlayacak. Oralarda o dönemin içerisinde neler yapmak istiyorsunuz? Gelecekte temelde nasıl bir kurgulanma içerisindesiniz? Ondan bahseder misiniz? Şimdi tabii bu meselelere, problemlere kayıtsız kalamazsınız ama ancak tabii bizim dernek olarak da esas maksadımız bu politik tartışmalarının uzağında hakikaten hizmet veren projelere imza atmak. Şimdi konuşmamızın, programın başlarında bahsetmiş olduğumuz konularda da hepsi hizmet eksenli olmuştur. Mesela son yapmış olduğumuz organizasyonumuz Türkiye'nin somut ve somut olmayan kültürel varlıklarını ortaya çıkaracak resim yarışması, Türkiye genelindeki okul öğrencilerine resim yarışması düzenledik ve bu resim yarışmasında ödül kazanan arkadaşlarımıza bir törenle ve resmini sergileyerek organizasyonumuzu tamamladık. Şimdi burada bile şunu görüyorsunuz. Siz eğer hakikaten var olan yeteneklerini ortaya çıkaracak bir faaliyet çağrısı yaptığınız zaman yetenekler koşuyor ve yetenekleri siz de keşfetmiş oluyorsunuz. Evet, aynı zamanda güzel buna resimler vardı. Yani evet, gurur duyuyorsunuz. Lise talebelerinin yaptığı, ben o resimleri sergiye gezdiğimde evet. Çok hoş böyle yani resimlerle karşılaştım ve şaşırdım doğrusu. Evet. Yani ben öyle bir netice çıkmayacak diye düşünüyordum. Evet. 100'e yakın eser sergilediniz zannederim orada. Evet. Evet. O eserlerden sergilemeye layık gördüğünüz eser sayısı buydu. Evet. Evet. Yani evet. 40-50 tanesi çok başarılı eserlerdi. Çok evet. Profesyonel elinden çıkmış evet. Gibiydi. Evet. Şimdi dolayısıyla biz dernek olarak problemlerin söylenmesi, problemlerin politik ortamlarda konuşulmasından ziyade bu resim yarışmasında olduğu gibi veya Avrupa Birliği yapmış olduğumuz projelerde olduğu gibi ya gençlerimizin, insanlarımızın yeteneklerinin ortaya çıkması, ortaya çıktığını görmesi, bir karşılığını bulmuş olduğu ve bununla da teşvik edildiği proje yapmak istiyoruz. Onun için bizim önümüzdeki dönemde, yılda, ondan sonraki yılda, 2023'e kadar hedefimiz bu tür hizmetlerin artırılması. İnşallah bu yönde arkadaşlarımız büyük gayret içerisindeler. Teşekkür Budur ediyorum sonra. Ertekin Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz.